Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından Brüksel'de görev yapan Türk gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir taraftan hudut güvenliği, diğer taraftan terörle mücadele faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Akar, ayrıca Libya, Azerbaycan gibi dost ve kardeş ülkelerde de dostlarımızın, kardeşlerimizin haklı davalarını elimizden geldiğince desteklemeye devam ediyoruz diye konuştu. Bölgesel olarak hassas, kritik bir dönemden geçildiğini ifade eden Akar, böyle bir dönemde 2 gün süreyle NATO Savunma Bakanları toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda başta Ukrayna olmak üzere ittifakın gündeminde bulunan savunma ve caydırıcılık konuları ele alındı. Hem bölgesel hem de küresel gelişmeler değerlendirildi, dedi. Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime yönelik de açıklamalarda bulunan Akar şunları söyledi. Ukrayna bağlamında tabii Türkiye, bizler ve bütün efendim diğer işte ilgili ülkeler, NATO ülkeleri, ben bir endişe söz konusu. Bunu endişeyle yakından takip ediyoruz. Tabii diplomasi ve diyaloğun sürdürülmesinin ve bu şekilde çözüme gidilmesinde hepimizin ortak dileği olduğunu biliyoruz. Bunu da vurguladık her zaman, vurgulamaya da devam ediyoruz. Bizim için hem Gürcistan'ın hem de Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği gerçekten çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği, konuşmalarında, çalışmalarında belirttiği üzere arkadaşlar, tansiyonun düşürülmesi için biz bugüne kadar Türkiye olarak elimizden geleni yaptık, üzerimize düşeni yaptık. Bunu aynı şekilde de yapmaya devam ediyoruz. Diğer önemli bir başlık da bu Karadeniz değerlendirmesi noktasında arkadaşlarım Montreux'un getirdiği bir statüko var. Bu statüyle Karadeniz'de denge var, güvenlik var ve istikrar var. Ve bunun da hayati öneme haiz olduğunu da yine her fırsatta belirttik, belirtmeye devam ediyoruz. Diğer bir konu da burada Güney Kafkasya'daki bölgesel işbirliğinin herkes için yararlı olduğunu burada söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Ve diğer taraftan bir başka konuda yine bağımsız. Başta DAEŞ, El-Kaide, PKK ve PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG ve FETÖ gibi her türlü arkadaşlarım terörün her türlüsüyle mücadele ettiğimizi, bunu sürdürdüğümüzü ve bu alanda müttefiklerimizden daha fazla işbirliği beklediğimizi, de burada yine altını çizerek muhataplarımızı ifade ettik.